Merhabalar, ben Çağla Acar, ABM Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni ve Kidmosfer kurucusuyum. Mart sepetinin teması dikkat ve gözlem becerileri. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren müthiş bir merak duygusuyla yaşamı sorgulamaya ve gözlemlemeye başlarlar. Bu merak duygusu öğrenme yolculuğunun ilk adımıdır. Çünkü çocuklar merak ettikçe gözlemler, gözlemledikçe de öğrenirler. Bu gözlemin temelinde de yaşamı anlamlandırma merakı yatar. Çocukların yaşamı anlamlandırma serüveninde dikkat becerileri önemli rol oynar. Çünkü çocukların herhangi bir konuyu dinlemesi veya öğrenmesi dikkatiyle doğru orantılıdır. İlgisini çeken durumlarda çocuk yoğunlaşıp dikkatle dinler ve böylelikle öğrenme yolculuğu da kolaylaşır. Bu iki beceriyi kitap, oyun ve etkinlik önerileriyle desteklemek çok önemlidir. Biz de bu ay Mart sepetinde bu iki beceriyi destekleyen kitap, oyun ve etkinlik önerileri hazırladık. Dilerseniz birlikte inceleyelim. İşte karşınızda Mart sepeti. Yayın evimizdeki en sevdiğim etkinlik kitaplarından birisiyle başlayalım. Doğada Saklambaç, Arabu, Say kitabı. 4 yaş ve üstü tüm çocuklarla birlikte okuyabilirsiniz. Burada her sayfada farklı bir habitat var ve o habitatta yaşayan hayvanlar var. Siz burada çocuğunuzla birlikte dikkatlice bakıp hangi hayvandan kaç adet olduğunu yandaki tabloya yazıyorsunuz. Burada dikkat ve gözlem becerisini eğlenceli yolla desteklemiş oluyorsunuz. Mesela burada çocuğunuzla birlikte iki köpeği seçebilir ve iki köpeğin birbirine benzer veya farklı özelliklerine dikkat çekebilirsiniz. Yine burada da dikkat ve gözlem becerisini desteklemiş olursunuz. Ayrıca farklı habitatlar olduğu için farklı habitatları konuşabilirsiniz. Habitatlar arasındaki farklara dikkat çekebilirsiniz. Ve birlikte bu farklı habitatlarla ilgili belgeseller izleyebilirsiniz ve sonrasında da çok güzel konulara değinebilirsiniz. Mart sepetinin ikinci kitabı Saklanıyorum. Saklanıyorum gerçekten çok yaratıcı, interaktif bir kitap. Burada bir sesle aslında kitaba başlıyoruz. Buradayım sesiyle. Bu sesi takip ediyoruz. Bize küçük küçük ipuçları veriyor ama kesinlikle kendisini göstermiyor. Burada benzer özellikler veriyor. Şimdi perdeli bir ayak. Kuş olabilir, ördek olabilir, martı olabilir, ne olduğunu ama bilmiyoruz. Ama çocuğunuzla birlikte bu ipuçlarını çok dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. Ve bunun sonunda da ne olduğunu çözüyorsunuz birlikte. Ve her sayfada gerçekten eğlenceli ve komik detaylar, ipuçları var. Bu şekilde devam ediyor. Ve bu kitabın sonunda sadece okuyarak bitmiyor, bir de arkasını çeviriyorsunuz. Yine dikkat ve gözlem becerisini desteklemek için burada da sorular var. Sizce hangisi daha gürültülü, hangisi daha büyük gibi dikkatini yoğunlaştıracağı sorular mevcut içinde. 4 yaş ve üstü tüm çocuklarla çok keyifle okuyabilirsiniz. Ayrıca kitabı okuduktan sonra içerisinde bulunan hayvanları konuşabilirsin. Sence ördeğin rengi ne renkti ya da civciv ne renkti, gözlüğü mü vardı, gözlüğünün şekli nasıldı diye yine çocuğunuzun dikkat ve gözlem becerilerini bu şekilde pekiştirebilirsiniz. Mart sepetinin bir diğer ürünü Kidmosfer'den labirent ve boyama posteri, kırmızı başlıklı kız olanı. Bunu 4-8 yaş grubundaki tüm çocuklarla yapabilirsiniz. İçerisinden boya kalemi de çıkıyor. Labirent oyunları dikkat ve gözlem becerilerini geliştirmek için hem eğlencelidir hem de gerçekten o becerileri çok güzel destekler. Çünkü burada bir hedef vardır. Başlangıç noktasındakine bitiş noktasına ulaştırmak. O yüzden de çok dikkatli bir şekilde çocuğunuzu yanıltıcı yollara girmeden sonuca, hedefe ulaştırmak çok dikkat gerektiren bir durumdur. Burada kırmızı başlıklı kız masalını okuyabilirsiniz. Sonra neler vardı, hangi nesneler vardı, masaldan ne hatırlıyorsun diye ona sorup bulmasını isteyebilirsiniz. Ya da buradaki alakalı veya alakasız nesneleri konuşabilirsiniz. Sence burada bir kulak var, ne demek istiyor? Ya da burada bir yürüyen bir göz var, ne anlatmak istiyor diye orada dikkatini o nesnelere çekebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli bu iki beceriyi destekleyen bir etkinlik olacaktır. Mart sepetinin bir diğer oyunu ise kart oyunu.
Seç, oyna, öğren kartı. Bunu da 4-9 yaş arasındaki tüm çocuklar için öneriyoruz. Burada eş ve zıt anlamlı kelimeleri aslında öğretmek amaç. 130 tane eş ve zıt anlamlı sözcük var içerisinde. Burada çocuğunuzla birlikte eğer okuma biliyorsa üstteki yazıyı kapatabilirsiniz. Sana bu resimde anlatıyor, sence ne olabilir diye buraya odaklanmasını sağlayıp buradaki sözcüğü bulmasını sağlayabilirsiniz. Sence bunun zıt anlamlısını nasıl anlatabilir, nasıl olması gerekiyor diye odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ve burada da hem kelime dağarcığını geliştirmiş olursunuz hem de yine dikkat ve gözlem becerisini arttırmış olursunuz. Buradan önce gösterebilirsiniz, 10 kart seçebilirsiniz ve sonrasında pozitifi nasıl anlatıyordu? Karttaki adam gülüyor muydu yoksa mutsuz muydu gibi yine dikkatini kartlara, kartlardaki nesnelere yöneltebilecek sorularla onu yönlendirebilirsiniz. Bu da çok keyifli, hem eğlenceli hem de öğretici kartlarımızdan birisidir. Mart sepetimizin bir diğer kitabı da Bu Ses'te Ne? Bu kitabı 5 duyunuzla birlikte okuyorsunuz. İlginç gelebiliyor ilk duyduğunuzda ama gerçekten çok ilginç. Öncelikle çocuğunuz elini buraya koyuyor ve başlama hareketiyle kitabın içerisine dahil oluyor. Bir ormana geliyor ve bu ormanda neler duyduğunu, neler gördüğünü birlikte konuşuyorsunuz ve çocuğunuz dikkatini tamamen buraya veriyor. Ve burada işitsel gözlem yeteneğini de pekiştirmiş oluyorsunuz. Sence burada ne olabilir, hangi hayvan olabilir, ne sesi geliyor diyebilirsiniz. Mesela bu bir dere ve dereden geçmenizi istiyor. Siz çocuğunuzun parmağını buraya getirdiğinizde, ah dereden geçiyoruz şimdi, sence soğuk mu yoksa biraz ılık mı diyerek çocuğunuzun ne hissettiğini ona soruyorsunuz ve tamamen dikkatini o suyu hayal etmesine veriyorsunuz. Ve burada bir yağmur sayfası var. Siz bunu yağmur yağdığında da gözlemleyebilirsiniz. Hatta duş yaparken bile gözlemleme fırsatı verebilirsiniz. Önce yavaş yavaş başlıyor. Sonra biraz hızlanıyor. Sonra sağlığa dönüşüyor. Sence bu yağmur damlası nasıl bir etki yapıyor diye konuşabilirsiniz. Bir de size başka bir önerim de, bunlar bizim evimizde olan oyuncaklardan ve farklı sesleri içeriyor ve tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Siz de çok kolaylıkla herhangi bir pet şişeyi etrafını sararak, görmemesini sağlayarak içerisine pirinç, kum ve bakliyatgillerden bir şeyler koyup sence hangisinin sesi birbiriyle eşleşiyor diye bir işitsel eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz ve çocuğunuzun dikkat ve gözlem becerisini işitsel yönde pekiştirebilirsiniz. Bu kitabı okurken bir an çocuğunuzun gözlerini kapatmasını isteyin ve dışarıdaki seslere kulak verin. Mesela gözünüzü kapattığınızda dışarıdan geçen arabanın sesini tahmin etme oyunu oynayabilirsiniz. Kamyon mu, araba mı, daha büyük bir kamyon mu geçiyor diye o sırada dikkatini yine yoldaki seslere vererek dikkat ve gözlem becerisinin farklı bir türünü desteklemiş olursunuz. Mark sepetinin bir diğer etkinlik kitabı ise Dev Labirent. Labirentler, biraz önce söylemiştim, gerçekten çocuğun dikkat ve gözlem becerisini pekiştiren eğlenceli oyunlardır. Çünkü bir hedef vardır, çocuk buradan dışarıya çıkmaya çalışır. Bu kitapta da farklı habitatlarda yaşayan hayvanlar mevcut ama bu sefer labirentten dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Yine buradaki hayvanları sayıp alttaki tablolara yazıyorsunuz. Biraz daha eğlence katmak için biz evde nasıl yapıyoruz? Büyüteçlerimizi alıyoruz ve bakıyoruz hangi hayvandan kaç tane var. Renkli işaretliyoruz ve altına o renkli kalemle yazıyoruz. Daha da eğlenceli hale getiriyoruz. Yine burada çocuğunuzla birlikte farklı habitatları konuşabilirsiniz. Hayvanlar arasındaki benzer ama farklılıkları konuşabilirsiniz. Mesela iki balık türünü seçersiniz ve bunların benzerlikleri ve farklılıklarını dikkat çekmiş olursunuz. Böylelikle de çocuğunuzun dikkat ve gözlem becerisini de pekiştirmiş ve desteklemiş olursunuz. Her ay sepetimizde kitaplarımızla alakalı etkinlik kağıtlarını biz size sepetlerle birlikte gönderiyorduk. Bu ay değişiklik yaptık ve hepsini bir kitapçığa topladık. Ve içerisinde 15'e yakın farklı etkinliğin bulunduğu, dikkat ve gözlem becerisini destekleyecek çok güzel etkinlikler tasarladık.
Ve bunları da Mart sepetini aldığınızda size sepetle birlikte gönderiyor olacağız. Meraklı kaşifler için çok eğlenceli bir kitapçık oldu. Mart sepeti, kitap, oyun, etkinlik önerilerimiz bu şekilde. Bu yolculukta çocuğunuzun yanında merakla, heyecanla onları rehberlik etmenizi öneriyorum. Ve havalar da güzelleşmeye başladı. Kendi bahçemize çıkabileceğimiz kadar gözlem yapabiliriz. Mesela böyle küçük bir kutuya yaprak, çimen, çiçek koyup onları inceleyebiliriz. Ya da büyüteç alıp dışarıya çıkabilirsiniz. Ve hadi bana mor bir tane çiçek bul, hadi bakalım kim beyaz bir çiçek bulacak diye yine dikkat ve gözlem becerisini oyunla birlikte pekiştirebilirsiniz. Bu eğlenceli serüvende sizlere bol kitaplı, bol oyunlu günler diliyorum. Bu Mart sepetimizin video içeriğini blog olarak da okuyabilirsiniz. Ve YouTube kanalımıza da üye olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize bol kitaplı, bol oyunlu günler dileriz. Hoşça kalın.